Böyle dörtlü pencere kalabalığız. Kalabalığız, şey konuşacağız biraz. Medyada kadın gazeteci olmak meselesi. Çünkü bu konuyla ilgili yapılmış, ya daha doğrusu yerel basında kadın gazeteci olmak diye. Bununla ilgili yapılmış çok güzel bir araştırma var. O araştırmanın detaylarını vermek istiyorum ben size. Zaten konuklarımı görüyorsunuz. Dilek İç'ten Damla Tarhan, Yunus Erduran konuklarım. Şimdi bu kadar hadi kadın olunca bu sefer Yunus Bey size şey yapalım. Öncelik vermiş olalım. Gentleman first diyelim. Bu araştırmanın bize bir çerçevesini çizin. Ya nedir ne değildir bu araştırma? Yerel medya basının içerisinde önemli bir rol oynuyor biliyorsunuz ama toplamda ana akım medyadaki erozyonla birlikte yerel medyada da ciddi bir gerileme görüyoruz yıllar içerisinde. Yerel medyanın kendine has başka sorunları var. Kadın gazetecilerin de özellikle yerel medyada çalışan kadın gazetecilerin de hem kadın olmalarından kaynaklanan hem de gazetecilik yapmaya çalışmalarından kaynaklanan birbiriyle iç içe geçmiş ve bir sorunlar yumağı içerisinde olduğunu biliyoruz. Bunlar bize zaman zaman tekil meseleler halinde iletiliyordu gazeteci arkadaşlarımız tarafından. Biz Medya Araştırmaları Derneği olarak hem yurttaş gazeteciliği hem profesyonel gazetecilik hem de yerel medya ile ilgili çeşitli araştırmalar yapıyoruz. Dedik ki bu sefer biraz aynamızı yerel medyada çalışan kadın gazetecilere tutalım. Onların sorunlarını tespit edelim. Neler yaşıyorlar? Ana akım medya ile ulusal medya ile ilişkileri nasıl, günlük hayatları nasıl geçiyor ve bu alanda sizin de bahsettiğiniz gibi çok az veri var Türkiye'de maalesef. Biz de bir kalitatif bir çalışma yapmak istedik. 27 Aslında ilden 30. ha yani pardon oraya girdim. Hani böyle o şeydi ana akım basın da biraz böyle yerel basına biz de tepeden bakar. Hani canım, siz de Aynen. şey falan. Öyle de bir şey var. Kimse de birbirini beğenmez yani bizim meslekte. Onun için hakikaten kimse de yaşadıkları sorunları da dinlemez yani yerel basını genelde. Aynen. Zaten onlar da öyle anlatıyor. Biraz sonra Dilek bahsedecek biraz bulgularda. 27 ile gittik. Nevşin 30 kadın gazeteciyle görüştük. 45'er dakikalık derinlemesine görüşmeler yapıldı. Geçen Temmuz, Ağustos ayları içerisinde. Ve bu çalışmayı daha sonra toplumsal cinsiyet merkezli bir bakış açısıyla raporladık. Bugün bu raporu konuşacağız. Tabii yerel medya, yerelin özellikle haber alma verme özgürlüğündeki temsilcisi bizim için. Dolayısıyla buradaki özgürlüklerin korunması ve denetimi bakımından da toplam önemli bir aktör. Ama son yıllarda özellikle finansal gelirlerin azalması nedeniyle yerel medyada maalesef 4-5 kişinin, 4-5 kişinin yapacağı işi bir gazetecinin yaptığı durumlarla çok karşılaşmış olduk. Pandemi bir de bunun üstüne tuz biber ekti biliyorsunuz. Tam pandemi döneminde de bir başka çalışma yürütüyoruz şu an. Veri tabanı topluyoruz. Yerel medyanın tüm Türkiye'deki veri tabanını. Burada da sorduğumuz sorularda şunu da gözlemledik. Pandemi de özellikle yerel medya kuruluşlarının daha çok daralmasına neden oldu. Dolayısıyla birçok kurum kapandı. Birçok kurumcu sadece bir kişiyle ve iki kişiyle hayatına devam etmeye çalışıyor. Tabii böyle bir dönemde var olan çalışanların özellikle kadın gazetecilerin üzerine olduğundan daha fazla yük bindiği bir durumla karşılaştık. Çalışmayı yaptığımız zaman da bu sorunlar çok aşikardı. Bir de bunun üzerine özellikle işte tacizler, mobbingler, çalışma koşullarındaki bir sürü sorunlar gibi birçok parametreye eklediğimiz zaman kadın gazetecilerin yerel medyadaki halini pek iç açıcı görmüyoruz. Sonucuna ulaşan bir çalışma. Sonunda vaktimiz kalırsa biraz da sorunları anlatacak Dilek ama Evet. nasıl çözebiliriz kısmına da Olur. geçebiliriz. Dilek'ten şeyi dinleyelim, sorunları dinleyelim. Raporda çarpıcı anekdotlar var. Onları da ekrana getireceğim ben. Tabii ki. Öncelikle hani bu araştırmayı yürütmemizin temel sebebinden birazcık bahsedeyim. Çünkü ne yazık ki medya içerisinde kadın gazeteciler belli açıdan merceğin arkasında kalıyor. Yani bir yandan bütün bu kadına şiddet, taciz ve benzeri vakaları raporlarken aslında kendi yaşadıkları deneyimler çoğu zaman ne yazık ki görmezden geliniyor ya da gündemin gölgesinde kalıyor. Ve hani ulusal medyada bile durum bu şekildeyken yerel medyada bu çarpı 5 ya da 6 kat daha gölgede, geride ve sıkıntılı bir biçimde yaşanıyor. Çünkü aynı zamanda toplumsal, sosyolojik baskılar da giriyor. Diğer şehirlerde, küçük şehirlerde yaşanan. Bu açıdan ciddi farklılıklar oluyor. O yüzden bu araştırmanın temel sebebi aslında bunları birazcık daha gündeme getirebilmek ve su yüzüne çıkarabilmekti. Ve Mesela ilk olarak mesela başlamamız gereken ekranda şeyi sanırım. biliyorum. Mesela
Mesela yazı işleri bir yazı işleri müdürüyle konuşmuşsunuz. Kadın Diyarbakır'dan ekranda var. Röportaja gitmek için bir haber kaynağıyla iletişime geçiyorsunuz. Sonra gittiğinizde adam diyor ki ya abla ben seni sekreter sandım. Gazeteci dediğin erkek olur diyor. Başka bir kadın yerel futbol takımı ile ilgili bir eleştiri yazısı kaleme almış. Diyor ki taraftar sen ne anlarsın git kozmetik haberi yap diyor. Evet, bununla çok sık karşılaşıyoruz. Çünkü ne yazık ki özellikle yani yerel ölçekte kadın gazetecilerin yani kadın gazeteci profilinin çok ciddi cinsiyetçi ön yargılar var. Zaten hani gazetecilik erkek mesleği olarak görülüyor. Bir de üstüne siz kadın olarak ve sahada aktif özellikle kadınların genelde faal olmadığı mesela spor gibi, adliye gibi, asayiş gibi alanlarda bir de habercilik yapmaya çalıştığınızda bu cinsiyetçi ön yargılarla çok daha fazla karşılaşıyorsunuz. Mesela biraz önce verdiğiniz anekdotların bazıları çoğu zaman izleyiciyle alakalıydı. Ya da işte haber kaynağıyla, röportaja gittiğimiz haber kaynağıyla alakalıydı. Ama yeri geldiği zaman bu mesela bir meslektaşınızdan da gelebiliyor. Sizi gazeteciyle yetkin görmüyorlar mesela. Böyle bir nokta var. Yani kadın olduğunuz zaman ve yerelde işte atıyorum herhangi bir toplumsal olayda habere gittiğiniz zaman büyük ihtimalle şey gözüyle bakılıyor size. Aa sen itilirsin, kakılırsın, buranın içerisinde gerekli haberi alamazsın, bir erkek kadar etik davranamazsın denilerek genelde özellikle kadın kameramanlar birazcık daha olayların ya da işte o sırada haber peşinde koşarkenki o mücadelenin gerisinde kalıyorlar. Ne yazık ki Bu meslektaşları. ulusal basında Bu da da, çok fazla ulusal yaşanan olaylardan basında biri. bile oluyor aslında. Ulusal basına yani şimdi sahada kadın gazeteci sıkıntı olur falan diye ulusal basına da bakılıyor. Bir de küçük yerlerde, küçük kentlerde onu merak ediyorum. Hani bizim işte mahalle baskısı dediğimiz şey daha görünür ve daha etkili bir şey ya. Bunun acaba yerelde kadın gazeteciler üzerindeki etkisini yani kendi gitmek istese ne bileyim belki hani yöneticisi de tamam gitsin dese de acaba ailesi ya kızım işte oralara gideceksin sonra konu komşu bize ne diyecek falan etkisi de oluyor mu acaba? Tabii ki de ciddi anlamda bir toplumsal baskıyla da karşılaşıyorlar. Sebebi de şu, yani hani küçük bir yerde gazeteci olduğunuz zaman ister istemez profiliniz ya da tanınırlığınız çok fazla oluyor. Yani hani mesela ulusal tarafta da elbet tanınırlık fazla ama küçük bir şehirde şehrin bütün bileşenleri, tüm yerel işte vatandaşlar, esnaf ya da bürokratlar sizi tanıyor oluyor. Dolayısıyla her yaptığınız hareket ya da attığınız her adım herkes tarafından bilinebilir, ulaşılabilir oluyor. O yüzden yani ulusalda kaldığınız baskının çarpı 5 katı özel yaşamınız açısından da baskı görüyorsunuz. Mesela özellikle hani siyasi açıdan daha muhalif çizgide gazetecilik yürüten kadın gazeteciler yerel direkt olarak mesela hedef gösteriliyor güvenlik tehditlerine. Evleri kurşunlanıyor, yeri geliyor, ofisleri basılıyor. Bunun gibi pek çok ne yazık ki güvenlik tehdidiyle de çok daha rahat, daha doğrusu daha kolay hedef haline geliyorlar yerelde. Çünkü ulaşılabilirlik fazla ve Yani tanınılabilirlik bir yerde daha hızlı kadın doğru, yayılıyor. bir kadını daha kolay korkuturuz gibi de herhalde bir bakış açısıyla karşı karşıya kalıyorlar. Evet. Kesinlikle yani elbet erkek gazeteciler de benzer tabii ki de vakalarla karşılaşıyorlar. Ancak iş kadın olduğunuzda ne yazık ki cinsiyetçi bir boyut kazanıyor. Yani bir yaşadığınız problem bir kere yaşanacakken birkaç katı şeklinde deneyimlemek mecburiyetinde kalıyorsunuz yerelde kadın gazeteciyseniz. Damla Hanım da siz de şimdi acaba peki bu araştırma var elimizde ve bu araştırmayla ne yapacağız? Şöyle biz aslında gazetecilikte kadın koalisyonu olarak bu değerli çalışmanın görünürlük projesi kısmında partnerlik yapıyoruz Medar'la. Biz koalisyon olarak aslında dünyadaki tüm kadın gazetecilere yönelik bir sosyal dayanışma ağı kurmayı amaçlıyoruz. Tabii burada Türkiye'nin rolü çok daha farklı çünkü hakikaten Türkiye'de artık önceki yıllara nazaran kadın gazetecilere yönelik çok fazla şiddet vakaları kaydetmeye başladık. Mesela bu yıl henüz Nisan ayını bitirmek üzereyiz. Bu yılın başından itibaren Türkiye'de toplamda 114 şiddet vakası kaydettik. Geçtiğimiz yıla baktığımızda bütün bir 2020 yılı boyunca 68 vaka kaydetmiştik. Dolayısıyla çok ciddi bir artış var. Biz de çok endişeliyiz bu noktada. Bu 114 vakanın içindeki kategorileri biraz saymak isterim ki olayı biraz daha netleştirelim. Birinci sırada en çok yargılamalar var. Kadın gazeteciler hakkında açılan davalar ve duruşmaları. İkinci sırada özellikle alanda kitlesel hareketleri takip ederken yaşanan polis saldırıları, fiziksel şiddet aslında. Üçüncü sırada da yine gözaltılar ve tutukluklar. Aslında hep baktığınızda çok benzer bir durum, bir baskı var gazetecilerin üzerinde. Ama tabii ki illaki büyük bir tehdit
tehdit ya da şiddet olmak zorunda değil. Aslında kadın gazeteciler, özellikle yerelde çalışan kadın gazeteciler, günlük rutinlerinde de çok ciddi sıkıntılarla ve tehditlerle, şiddetle karşı karşıya kalıyorlar. Ve bu çalışmanın o yüzden özellikle kıymetli olduğunu düşünüyorum. Biz de kadın gazetecilerle hep iletişim halindeyiz. Onlara her anlamda destek vermeye çalışıyoruz. Ve aslında onlardan aldığımız geri dönüşlerle ben biraz durumu özetlemek isterim. Birkaç örnek vererek özetlemek isterim. Çünkü biliyorum ki birçok kadın gazeteci aslında her gün çok benzer şeyleri yaşıyorlar. Örneğin özellikle en çok geri dönüş aldığımız nokta şu oldu. Kadın gazeteciler, özellikle yerelde çalışan kadın gazeteciler, kendilerini güvensiz ve yalnız hissediyorlar. Şöyle ki, şu söylemi çok duyuyoruz. Yerelde çalışmasaydım da ulusalda ya da uluslararası bir kuruluşta çalışsaydım, çalıştığım kuruluş benim arkamda dururdu, işverenim arkamda dururdu, bana destek olurdu ve sesim daha çok duyulurdu. Aslında burada bir temsiliyet sorunu var. Yerelde çalışan kadın gazeteciler sorunlarının yeterince duyurulamadığını ve temsil edilemediklerini düşünüyorlar. Bunun yanında tabii ki güvenlik endişesi çok yüksek. Özellikle hatırlıyorum, bir kadın gazeteciyle yaptığımız röportajda şöyle bir dönüş aldık. Yaptığı bir haber serisi dolayısıyla çok ciddi tehditler almaya başladığını, takip edilmeye başladığını ve dolayısıyla başka bir yere taşınmak zorunda kaldığını söyledi. Bunun akabinde de tabii ki çalıştığı yerde de şöyle bir çözüm bulabilirler. Aslında bu bir çözüm değil, bu yeni bir sorun ama yayınladığı haberi artık kendi ismiyle değil, farklı bir isimle, farklı bir fotoğrafla, imzasız bir şekilde yayınlamaya başlıyor. Bu da diğer bir sorun, çünkü kadın gazeteciler yerelde ciddi emekler harcıyorlar ama aslında bu emekleri, harcadıklarını kimse bilmiyor. İsimsiz yayınlanıyor bu haberler. Bunun yanı sıra cinsiyetçi gerçekten ayrımcılıklar da çok ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Özellikle işe alınırken kadın gazetecilere sorulan evli misin, çocuğun var mı gibi sorular, nefret söylemi, özellikle sosyal medyadaki nefret söylemi, yine özellikle Twitter ve Instagram üzerinden alınan tehditler de çok ciddi bir boyutta. Tabii ki bunu erkek gazeteciler de alıyor ama kadın dendiğinde aslında olay biraz daha şöyle ayrılmaya başlıyor. Ya kadınların dış görünüşü hakkında bir nefret söylemi oluyor, ya evlilikleri hakkında, anne babalıkları, ebeveynlikleri hakkında bile çok çirkin söylemler yaratılmaya başlıyor. Bu da hakikaten çok ciddi bir sıkıntı. Bir de özellikle pandemiden sonra yeni farklı sorunlar yaşanmaya başladı. Biraz da ona değinmek isterim. Özellikle çünkü anne olan kadın gazeteciler bu noktada çok zorlandıklarını belirttiler. Buradaki aslında en temel sorun bence şu: bir röportaj yapmak için bir kadın gazeteciyle konuşuyorduk. Hani vaktim varsa şöyle bir şey yapalım dediğimde şöyle bir cevap aldım. Ya Damla, çok isterim ama sabah 3'lere 4'lere kadar çalışıyoruz. Bizim artık mesaimiz kalmadı. Sırf evden çalışıyoruz diye sabahın 8'inde 9'unda başlayıp ertesi sabaha 4'e 5'e kadar çalışıyoruz. Bir yandan teknik destekleri de yok. Her şeyleri kendi imkanlarıyla yapmak durumundalar. Kendi internetleri, kendi cihazları, telefonları, aygıtları. Bu da ayrı bir pencere açıyor aslında. Burada da çok farklı sorunlar yaşanmaya başlıyor. Genel itibariyle böyle özetleyebilirim. Aslında biraz bir döngüye girmiş durumdayız. Şunu da belirtebilirim. Özellikle yerelde çalışan gazeteciler sorunlarını dile getirme noktasında belki biraz çekingen kalıyorlar. Yani belki kendilerini göz önünde ön plana atmak istemiyor olabilirler. İşlerini kaybetme kaygısı yaşıyor olabilirler. Aslında baktığınızda gazeteci olarak tüm toplumun, tüm bireylerin haklarını savunan gazeteciler, iş kendilerine geldiğinde orada biraz daha farklı bir durum yaşıyorlar ve sıkışıyorlar. Genel olarak tüm sektörlerde tabii güvencesiz çalışma durumundayız. Evet. Bundan gazeteciler de azade değil aslında yani. Ne deniyor buna? İşte prekarya deniyor değil mi? Kimileri öyle şey yapıyor, tanımlıyor. Prekarya tamamıyla işte çoğumuz freelancer çalışıyoruz, bağımsız çalışıyoruz. Kendinden başka güvenecek bir kurum kuruluş yok arkanda. Arkanda örgütlü değilsin. Tamam, bugün para kazanıyorsun, yarın Allah kerim. Böyle bir şey var yani, çalışma modeli var. O zaman şöyle toparlayalım. Ya yani Yunus Bey, Dilek Hanım, peki ne yapılabilir yani? Ya şöyle Nevşin, her problemimizin bir makro kaynağı var biliyorsun. Dolayısıyla neyi konuşursak konuşalım, ülkenin genel koşullarından, ekonomik, sosyal koşullardan bağımsız konuşamıyoruz. Yerel medyadaki finans meselesini çözmemiz lazım. Orada bir basın ilan kurumu üzerinden dağıtılan bir reklam geliri var. Ve belediyelere ve diğer kamu kuruluşlarına bağlılık var. Bu temel meselelerden bir tanesi.
Ama bu makro bir hikaye. Yani makroda bizim çok şu anlamda yapabileceğimiz bir şey yok. Ama daha mikro seviyede konuştuğumuz zaman kadın gazeteciler bir duyulmak istiyorlar. Dolayısıyla bizim araştırmamız da bir vesile buna ama özellikle biz bu çalışmanın sonuçlarını daha sonra Gazeteciler Sendikası'nın düzenlediği bir atölye çalışmasında birçok kadın gazeteciyle birlikte tartıştık. Orada da yavaş yavaş şunlar başladı. Yerel gazetecileri, özellikle kadın gazetecileri böyle sorunlar yaşadıklarında, ister finansal olsun, ister toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile ilgili sorunlar olsun, arayabilecekleri ya da sahada problemler olsun, ilk etapta arayabilecekleri bir takım adresleri oluşturmamız lazım. Bu adresler hak savunuculuğundan başlamalı, damlaların yaptığı gibi, ama daha çok avukat bulma, bu problemleri daha somut olarak çözecek ve aksiyona dönük bir takım süreçlere evrilecek bir mekanizma oluşturma yönünde. Bu işin birinci tarafı. İkinci tarafı eğitime ihtiyacımız var. Yerel medyadaki gazetecilerin, kadın gazetecilerin kapasitelerini yükseltmemiz lazım. Dolayısıyla buraya temel gazetecilik becerilerinden başlayarak özellikle şu an yaşanan gazetecilikteki dijital dönüşüme işaret eden birçok farklı eğitimler vermek gerekiyor. Bunlar için de çalışan kurumlar var. Yerel kadın gazetecilerin özellikle buraya daha fazla ilgi göstermesi lazım. Bir son boyutta da artık kadın gazetecilerin özellikle kapasitelerini artırıldıktan sonra bence ana akımla, ana akım şu an ana akım diye konuştuğumuz ana akımdan bahsetmiyorum ama olursa bir, olursa bir ana akım alternatif medya ve muhalif medyayla daha entegre işler yapabilecek bir takım işbirlikleri örmemiz lazım ki bu arkadaşların emeklerinin daha fazla görünür kılınmasını da sağlayalım insanlar nezdinde. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Biz tabii gazetecilerin, biz basının derdi bitmez. Yani memleketin derdi bitiyor mu da biz basının derdi bitsin, aslında öyle bağlayacağım. Ama tabii 3 Mayıs'ta Dünya Çalışan Gazeteciler Günü. Onu da artık bu vesileyle kutlamış mı olalım? Yani kutluyor olalım bizini her şeye rağmen. Bu araştırma için ve verdiğiniz detaylar için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.